Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Şöhretler karmasının denemelerine hız kesmeden devam ediyoruz ve geldik 10. denemeye. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Sizler için zaten ayrı bir öğretmen listesi oluşturmuştum. Oradan takip edebilirsiniz. Hadi bakalım abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Emeğe karşılık beğenirseniz sevinirim. Şimdi bu yargıya Orta Asya Türk Devletleri'nde görülen durumlarından hangileri kanıt olarak gösterilebilir? Yaşanılan coğrafi bölgenin fiziki yapısı toplumların hayat tarzının oluşumunda temel etkendir. Türk toplumunun yaşam tarzına da yaşanılan bölgenin coğrafi özellikleri şekil vermiştir. Şimdi bunlar Orta Asya'da değil mi değerli arkadaşlar? Türkler genelde Orta Asya'da hüküm sürmüştür. Türkler genelde göçebe bir yaşam tarzına sahipler. Göçebe yaşam tarzına sahip oldukları için de temel geçim kaynağı hayvancılıktır. Ordu millet de demek hocam. Ordu millet eli silah tutan herkesin asker sayılmasıdır değerli arkadaşlar. Yani eski Türklerde herkes asker sayılırdı. Tamam mı değerli arkadaşlar? Herkes asker sayıldığı için de sürekli gittikleri yerlerde savaşa hazır durumda olurlardı değerli arkadaşlar. Bu da göçebe yaşamının sonucudur. Attı göçebe kültür etkili mi? Etkili. Çünkü hakim yaşam tarzı göçebeliktir değerli arkadaşlarım. At Türklerin kanadıdır değerli arkadaşlar. At Türklerin vazgeçilmezidir. Anlaştık mı? Ordu millet anlayışına dikkat et. Karşımıza çıkıyor. Askerlik ayrıcalık değildir. Eski Türklerde. Eli silah tutan herkes askerdir. Tamam mı? Göçebe yaşamda da etkilidir. İkinci sorumuz. Buna göre Anadolu'da meydana gelen aşağıdaki gelişmelerden hangisinin fetih politikası doğrultusunda olduğu savunulamaz? İslam toplumunda yeni coğrafyaların İslamiyet'e aşılması anlamına gelen fetih anlayışı Türklerin İslamiyet'i kabulünden sonra hız kazandı. Tamam, yayılmadan bahsediyor değil mi? Danişment, Saltuk ve Artuklu gibi beyliklerin kurulması ne zaman? Malazgirt Savaşı'ndan sonra. Şimdi bunlar Türk beylikleri. Fetih siyaseti devam etmiş mi? Devam etmiş değerli arkadaşlarım. Büyük Selçuklular Anadolu'ya niye akın düzenliyorlar? İslamiyet'i yaymak ve yeni topraklar kazanmak için. Türkiye Selçuklularının başkentini İznik'ten Konya... Bunu bırakalım. Türkiye Selçuklularının Bizans'ı baskı altına alması. Bizans'ı niye baskı altına alıyorlar? Hem İslamiyet'i yaymak hem de yeni topraklar kazanmak için. Mirgo-Kefalon Savaşı'na biz ne diyeceğiz? Yurt tutan savaş. Tamam mı değerli arkadaşlarım? Mirgo-Kefalon Savaşı ile Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşmiştir. Türkiye Selçuklu Devleti. Ancak değerli arkadaşlar, Türkiye Selçuklularının başkentini İznik'ten Konya'ya taşınmasında etkili olan temel etken nedir? Birinci Haçlı Seferi'nin kaybedilmesidir. Birinci Haçlı Seferi'nde Haçlılar galip geliyor. İznik işgal ediliyor. Ve Birinci Kılıç Arslan, Türkiye Selçuklu hükümdarı Birinci Kılıç Arslan merkezi İznik'ten Konya'ya taşımak durumunda kalıyordu değerli arkadaşlarım. Bunun fetih politikasıyla herhangi bir alakası yoktur. Gidelim. C işaret diyelim. Ben işaret. Niye işaret demedik? Üçüncü sorumuz değerli arkadaşlarım. Osmanlı nüfusundaki bu değişmenin sebebi olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Osmanlı Devleti'nin 1844'teki nüfus dağılımını gösteren bir istatistikte gelen nüfusa göre Müslüman nüfusun oranı %58'dir. 20. yüzyıl başlarında ise Osmanlı genel nüfusu azalırken Müslüman nüfusun oranı arttı. Niye? Çünkü 20. yüzyılda Balkan Savaşları yaşandı. Buraya dikkat et. Balkan Savaşları yaşandı. Osmanlı savaşlardan yenik ayrıldı. Böylece Balkanlardaki ulus şurayı harita olarak gösterebiliriz. Balkanlardaki ulus Akınarı'nın nereye gelmeye başladılar? Anadolu'ya gelmeye başladılar değerli arkadaşlarım. Şimdi size bir soru. Sınırlar daralmış mı? Daralmış çünkü yenilmiş. Gayrimüslimler... Bu ne la? Bunu bırak. Osmanlı Devleti Balkan topraklarını kaybettiği için nüfus artışı yaşanmış mı? Yaşanmış. Osmanlı ülkesindeki azınlıklar bağımsızlıklarını kazandığı için Müslüman nüfus artmış mı? Artmış. Mesela Bulgaristan bağımsız oldu. Arnavutluk bağımsız oldu. Orada Müslüman sayısı azaldı ve nereye geldiler? Nereye değerli arkadaşlarım? Anadolu'ya geldiler. Kaybedilen topraklardaki Türk nüfusun Anadolu'ya göç etmesi. Bakın zaten o yönde ilerledik değil mi? Ancak gayrimüslimlerin zamanla Müslüman olması bunun bir sonucu sebebi değildir değerli arkadaşlarım. Şimdi şöyle bir sistem var Osmanlı'da. Onun hakkında da bilgi vereyim sizlere. Devşirme sistemi. Osmanlı kuruluş döneminden itibaren uyguladığı sistemdir. Bu sistemde gayrimüslim çocuklar alınıyor ve İslam gelenek ve göreneklerine göre yetiştiriliyor. Sonrasında da Müslüman oluyor. İşte biz buna devşirme diyoruz. Bu dönemde gayrimüslimlerin Müslüman olması durumu yoktur. Niye? Çünkü kendi ülkelerinde bağımsızlıklarını talep edip bağımsızlıklarını kazanıyorlar. Tamam mı? Rumlar, Sırplar, bunlar gibi.
Dördüncü sorumuz. Bu ifadeler Kurtuluş Savaşı sürecinde hangi olay için söyledi? Bu sene buna benzer bir soru gelirse siz bana kulak verin. Tamam mı? İngiliz tarihçi Arnold Toynbee bu savaş iki eşit güç arasında yaşanan ve son yüzyılın gördüğü en kanlı savaştır. Yunanlıların silah ve cephane üstünlüğü karşısında Türkler ülkelerinde savaşmalarını topraklarını koruma duygusuyla taarruza geçerek avantaja dönüştürdüler. Bu sayede hak ettikleri bir zafer kazandılar. Beni dinle. Taarruz diyor değil mi? Savunma, 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 savunma. Tek bir taarruz var. Başkomutanlık meydan savaşı. Cevabı buradan çıkarabilirdim. Değerli arkadaşlarım. Galibiyet, galibiyet çiftlik atıyorum. Galibiyet, mağlubiyet, galibiyet. Sırasını veriyorum şimdi. İlk zafer, ikinci zafer, üçüncü de yenilgi, dördüncü zafer, beşinci zafer. Sakarya'daki söz, hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır, o satı tüm vatandır. Başkomutanlık meydan savaşının diğer ismi büyük taarruzdur. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz ileri. İkinci İnönü. Ben şöyle bir tebrik telgrafı gönderiyor İsmet İnönü'ye Mustafa Kemal. Siz orada sadece düşmanı değil milletin makus tarihini denediniz. Eskişehir Kütahya muharebelerinden sonra ordu Sakarya'nın doğusuna çekiyor ve mecliste karmaşalar yaşanıyor değerli arkadaşlar. Beşinci soru. 5 dakikada Atatürk ilkelerini öğren başlığı altında bir tane paylaşımım var. Çok eski ama işinize yarar. Anahtar kelimeleri size vermişim, oradan takip edebilirsiniz. Bu durumun Atatürk'ün ilkelerinden hangilerini desteklediği söylenebilir. Köylüler için çok ağır mali yük olan ve ürün üzerinden peşin olarak alınan aşağı vergisi TBMM kararıyla kaldırıldı. Bak. Halkçılık doğru cevap. Birazdan şimdi burada ne oldu? Artık köylü eziyetten kurtuldu ve halkla eşit statüye tabi tutuldu. Eşitlik, adalet, sosyal devlet bizi halkçılığa götürür. Milliyetçilik, anahtar kelimeler, Türk, Türkçe, Türkiye, yeni Türk harflerinin kabulü, millileşme, satın alma. Bunlar milliyetçilik. Cumhuriyetçilik her zaman ulus iradesini ön planda tutar. Millet iradesi ön planda tutulur. Mesela seçme ve seçilme hakkı gibi. Kadınların oy kullanması gibi. Çok partili hayat gibi derler kaçırım. Böyle bir şey var mı? Hayır yok. Cevabımız A şıkkı olacaktır. 10. denemenin sonuna geldik. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.